Vallahi iyi almaya çalışıyoruz ablası. Peki fiyatlardan memnun musun? Vallahi biraz pahalılık var abla. Memnun değilim. Ne kadar aldınız kilosu? Kilosu 70 lira. Yeni yıla az kaldı. Daha şimdiden kuru yemiş tezgahların önü hareketlenmeye başladı. Tıpkı kuru yemiş fiyatlarındaki hareketlilik gibi. Aileler için yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmezi olan kuru yemiş fiyatları geçen yıla göre zamlandı. Kuru yemişlerde bu sene zam oranı %70'e kadar çıktı. Yılbaşına kısa bir süre kala eğlence mekanlarına gidemeyen aileler, yeni yılı kutlamak için kuru yemişçilerin yolunu tutmaya başladı. Ancak kuru yemiş fiyatları cep yakıyor. Ya tabii şimdi fiyat artışı var. Da yani biz genelde memnunuz yani. Pek de bir zorlanmıyoruz açıkçası. Ne aldınız şu an? Ya biz bayağı şey aldık zaten. Bunlar da var. Kasada da bekleyenler var. Yani bir 1000 liralık alışveriş yaptık. Geçen seneye kıyasla etiketlere baktığımız zaman fiyatlarda bayağı bir fark var. Neydi, ne oldu? Yani tabii ki ürünler pahalandı ama bunun tek nedeni enflasyon ya da fiyatların arttırılması, stoklama ya da başka şeyler değil. Arz talep de karşılamıyor, ondan da biraz fiyatlar arttı. Yani eskiden üretim biraz daha içe dönüktü. Şimdi biraz daha dışarıya dönük olduğu için o yüzden içerideki fiyat ihracattan dolayı biraz artıyor. Yaklaşan yılbaşı öncesi dar gelirli vatandaşlar için en ucuz eğlence olan televizyon karşısında çerez yemek bile hayal oluyor. Evet evet artmış. Ne kadar alabildiniz? Yani ne kadar gelse artık. Doldurdum poşeti. Göz kararı. Örneğin geçen sene karışık çerezin kilosu 250 lirayken bu sene 370 liraya kadar çıktı. Son bir yılda Antep fıstığı %78,2, fındık %97,6, kuru incir %80, kuru kayısı %78,3, kuru üzümün fiyatı ise %109,7 oranında zamlandı. Vatandaşlar için lüks olan fındık ve kajunun fiyatı ise ortalama 400 TL. İhracattan dolayı işte fındık özellikle çok arttı bu sene. Yani geçen sene çok artmamıştı ama bu sene çok arttı fındık. Şu an kuru yemişlerde en çok bu sene artan fındık mı oldu? Bu sene en çok fındık ve Antep fıstığı. Evet, yani fındık yaklaşık %150-170'e yakın bir artış oldu. Antep fıstığı da aynı şekilde. Öyle bir artış oldu. Özellikle ikisi çok arttı. Daha az alıyorlar, daha yarım kilo alıyorlar ya da başka bir çerez alıyorlar. Yani fındık fıstık yemiyorlar, ne bileyim leblebi yiyorlar, yer fıstığı yiyorlar ya da yani daha az alıyorlar onları öyle.